Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler anlamında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la ilişkileri anlamında oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. Gündemdeki yerinde koruyor. Şimdi tüm konuyu global stratejist Hakan Akbaş'la konuşacağız. Sayın Akbaş, yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilişkiler? Hangi noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yaptı? Hoş bulduk Göksel Hanım. Hiç şüphe yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir süredir devam eden adeta çözümsüzlük dönemini güzel ifade etti. Şimdi öncelikle bu açıklamasını zamanlamasına işaret etmek istiyorum. Şöyle ki biliyorsunuz Soçi'de Rusya Başkanı Putin ile kritik bir görüşme yapacak. Burada İdlib'de sahadaki gelişmeler ve bundan sonra bunun işte mültecilerden iki ilişkilere kadar yansıması söz konusu olacak. Dolayısıyla ben öncelikle bu açıklamaları bu ziyaretinden önce, bu görüşmesinden önce stratejik bir iletişim olarak görüyorum. İkincisi iki konuya işaret etti. Bir tanesi iki NATO müttefiki olarak birbirlerimizden beklentiler ve bu ilişkilerin bu beklentileri karşılayıp karşılamaması. Şimdi doğrudur, iki büyük gerçekten müttefik ve en son Afganistan'da 15 Ağustos'ta Taliban'ın bir ülkeyi devralmasıyla aslında o şeyde gördüğümüz, televizyonlarda gördüğümüz biliyorsunuz insanlık dramı yaşanmasın diye Türk ve Amerikan askerleri omuz omuza hareket ediyor. Dolayısıyla burada bence beklentileri karşılamadığı yönünde bir yorumda bulunduğunu düşünüyorum. Ki bu konuda haklıdır. Ancak burada iki ülke arasında önemli sorunlar var. Liste çok uzun. Ve bu listede de hiç şüphe yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci konusu olan YPG'ye verilen Amerika'nın verdiği destek. Şimdi zaten bu yüzden Türkiye İdlib'e girdi, operasyonlar yaptı. Bundan sonrasında Amerika'nın Suriye'de atacağı adımlar ve YPG ile olan ilişkileri gerçekten Türkiye'nin en önemli hassas konusu. Şimdi biz bir taraftan Rusya ve Amerika ile ilişkileri yönetmeye çalışırken Rusya ve Amerika aslında çok alanda istişarelerine devam ediyorlar. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında zaten Suriye ve Suriye'nin geleceği ile ilgili olarak görüşmeler, konuşmalar yapılıyor. Dolayısıyla aslında ben mesela Afganistan'dan çekilen bir Amerika var ama Suriye'den çekilme kararının işte birkaç bin askeri var. Bu kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonrasında Soçi'ye giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kartı açıyor. Ama Türkiye'nin aslında bir taraftan da bekleyip görmesi gerekecek. Yani Amerika ile Rusya arasında Suriye'nin geleceğine yönelik olarak hangi adımlar atılacak? Sayın Akbaş, bir soru sorayım o zaman. Çünkü saha vurgusu yaptınız. Ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. İzleyicilerimiz de belki tam açmak gerekir. Türkiye'nin sahadaki müttefiklik anlamında mı farklılık göreceğiz? Ya da işte aslında Rusya ile çok uzun süredir müttefiyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran vurgusunu da yaptı bölgeyle ilişkili olarak. Bundan sonra nasıl bir sahada farklılık göreceğiz, düzen göreceğiz? Şimdi tabii sahada özellikle İdlib olarak baktığınız zaman şu anda Türkiye'nin orada kazanılmış bölgeleri var, gözlem kuleleri var ve askerlerimizin güvenliği çok önemli. Burada tabii ki Esad'ın sahadaki kara gücü de konumlanmış durumda ve biliyorsunuz hava desteği açısından şu anda bölge Rusya'nın kontrolü altında. Yani aslında ben Suriye olarak baktığımızda Rusya'yı Türkiye'nin müttefiki dediğimiz bu konuda katılmıyorum size. Çünkü gerek Esad olsun gerek Rusya olsun Türkiye'nin sahadaki ihtiyaçları zaman zaman Rusya ile de bundan sonra çelişebilir. Aslında bu Soçi'den ne çıkacağına da biraz bağlı. Çünkü bundan sonrasında Putin Esad'ı devreye sokmak isteyebilir mi? Burada Ankara'nın çizgisi zaten belli. Bu açıdan önemli ama YPG ile olan bir şekilde Amerika'nın ilişkileri konusunda Türkiye'nin duruşu ve tezi son derece haklıdır. Ancak tekrar söylüyorum Afganistan'daki gibi kolayca oradan çıkacaklarını düşünmüyorum. Çünkü IŞİD'le olan mücadelesinde tırnak içinde söylüyorum. Washington'daki, Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hava açısından adeta bir müttefik olarak baktılar. Çok yanlış olarak. Ancak bu algıyı
bir şekilde terk etmeden Amerika oradaki mevcut ilişkilerinden de kolay kolay vazgeçemez. İlave olarak da yeni Biden hükümeti içerisindeki özellikle ulusal güvenlik danışmanının altındaki bazı danışmanlar da bizzat maalesef Türkiye aleyhtarı duruşuyla bölgede görev almış. Daha sonra da bu üst düzeyde görev verilmiş olanlar. Dolayısıyla sahadaki gelişmeleri izlemeye devam etmemiz lazım. Şunu da eklemek istiyorum. Türkiye ile aslında Amerikan arasındaki ilişkilere bakıldığı zaman yani Trump dönemindeki gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la yakın bir istişare yapamıyor. Dolayısıyla aslında kendisinin yaklaşımı açısından böyle bir ihtiyaca da dikkat çekiyor. Ancak bakıldığı zaman gerek Obama olsun gerek Trump dönemi olsun işte S-400 yaptırımları, rahip Brunson'la olan biliyorsunuz yaptırımlar aslında çok da ilişkiler iyi değildi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz stratejist Hakan Akbaş bizlerle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler anlamında değerlendirdik.